Evet, bu videoda DOM etkinlikleri yani events'larla çalışmak konusunu işleyeceğiz. Özellikle formlarda bu bizim çok işimize yarayacak ama şimdilik basit bir örnekle aslında tüm etkinlikleri yani HTML sayfasının içerisindeki şunu da linke ekledim biraz önce. Tüm etkinlikleri alabileceğinizi göstermek istiyorum. Bu etkinlikleri aldıktan sonra çok kompleks çalışmalar yapabilirsiniz. Önemli olan bir etkinliği alabilmek. Yani mesela buna tıklandığımda ben bir işlem olmasını istiyorsam ilk önce tıklanmayı yakalayabiliyor olmam lazım. Tıklanmayı yakaladıktan sonra zaten bir fonksiyona gönderip ondan sonra bu fonksiyona gönderdikten sonra da işlem yapabilirim. Peki ben bunu ilk önce almalıyım. Hangisiydi bu? ID'si neymiş? Greetings diye bir ID'si varmış. Peki info greeting olsun. Info nereden çıktı? Let ve document nokta Query Selector ve Query Selector dedikten sonra da bunun içerisine ID bilgisini aldım. ID bilgisini aldıktan sonra artık böyle bir DOM'a sahibim. Bu da DOM'a sahipsem artık greeting'in içerisindeki add event listener diyorum ve parantez açıyorum. Sonra diyorum ki dinlemek istediğim şey bunlardan bir tanesi. Peki ben neyi dinlemek isterim? Mesela şuradan bir bakalım. Klee dinlemek isteyebilirim mesela. Klee dinlemek istiyorum. Peki Klee dinlemek istiyorsam burada click diye yazıyorum. Yani orada yazdığı gibi. Ve virgül koyduktan sonra burada da fonksiyonu belirtebilirim. Yani bir function diyebilirim ve function belirttikten sonra burada yazabilirim. Ve console.log tıklandı. Kaydettim. Kaydettikten sonra da şurada da işlemlerimi görüyorum. Her şey yolunda. Geldim, tıkladım ve tıklandı bilgisini görüyorum. Şimdi buradaki function bilgisini buradan keseyim. Hatta şöyle yapayım. Bunu buradan keseyim. Bunu kestikten sonra da burada yeni bir function oluşturalım. Function diyelim ve DOM click diye bir yapımız olsun. DOM click. Ve bunun içerisine bu bilgileri gönderelim. Yani aslında şunu göndermek istiyorum. Harika. Bunu da göndermek için tek yapmam gereken şey DOM click demek. Peki ne yapmasını istiyorum? Burada console.log deyip acaba kim olduğunu öğrenebiliyor muyum bunu? Tıkladım. Ondan sonra burada gördüğünüz gibi greetings diye yazıyor. Peki inner HTML'ine acaba ulaşabiliyor muyum? Kaydettim. Tıkladım. İçerisindeki yazıya değiştim. Yazıya eriştiysem içindeki bilgi değişti. Tıklandığı için bilgi değişti dedim. Tıklandığı için bilgi değişti yazısı buraya da geldi. Ve her seferinde de aslında bu bilgi de şu anda değiştirmeye çalışıyor. Yani yapmaya çalıştığım benim şey şu. İlk önce bir dinleme işlemi yapıyorum. Ve bu dinleme işleminde istersem aslında bütün DOM elementleri içerisinde yapabilirim. Ve her birisine tıklandığında aslında bir şey olmasını sağlayabilirim. Mesela ne yapabiliriz buna? Style verelim. Color eşittir red dedik. Bunu dedikten sonra tıklandığında artık bunun red olmasını sağlayabiliriz. Süper. Burada console.log'un içerisine yaptığım için gösteriyor ama bunu bu şekilde yapalım daha mantıklı olacaktır. Bu şekilde artık tıklandığında bunun kırmızı olmasını istiyorum. Tekrar tıklandığında da tekrar bunun yine aynı şekilde rengin değişmesini isteyebilirim. Yani burada istediğiniz gibi işlemler yapabilirsiniz. Eğer bunun rengi şeyse hatta bakalım ne olmasını istiyorum? Eşit eşit redse burada this color style eşittir ne olsun? Black olsun. Değilse eşittir red olsun. Böyle yapabilir miyiz acaba? Tıkladım. Kırmızı. Ve gördüğünüz gibi her tıklandığında aslında rengini değiştirdim. Yani kırmızı mı diye bak. Kırmızıysa o zaman siyah yap. Değilse tekrar kırmızı yap diyerek burada her bir tıklamada bu işlemlerin yapılmasını sağlayabilirim. This'le birlikte hangisinin tıklandığı bilgisini otomatik olarak alıp içerisine yazabilirim. Veyahut da daha önceden yukarıdaki fonksiyonla birlikte, daha doğrusu tanıdığımız isimle birlikte gelen bilgiyi de alıp koyabilirim. Tabii ki bu şekilde olmak zorunda değil. Bunu hover'da yapabiliriz. Yani
Acaba hover'ını nasıl yapabiliriz? Buradan gelip focus olduğunda veyahut da elementin üstüne focus olduğunda yapabilir miyiz? Focus in, out veyahut da değişik bir sürü şey var. Mouse over olabilir mi? Over. Evet, üstüne gelindiğinde. Peki bu sefer mouse over ile ilgili tek yapmam gereken şey bunun mouse over'ını alıp direkt mouse over diye alabiliyoruz. Peki geldim. Geldikten sonra bunun click değil de mouse over diye çevirdim. Mouse over diye çevirdiğim zaman şu anda kırmızı oldu. Çünkü üstüne geldiğinde kırmızı oldu. Bir daha gelirsem siyah olacak. Bir daha gelirsem kırmızı olacak. Yani buradan çekilmeyi yapmadık. Biz sadece üstüne gelmesiyle ilgili işlem yaptık. Ama her seferinde de bu bilgiyi alabiliyoruz. Tabii ki burada tıklandı diye yazmışız daha önce. Etkinlik çalışıyor diye yazabiliriz buraya. Etkinlik denetlendi dedim. Bu şekilde de etkinliğimizi denetleyip daha sonra da istediğimiz gibi işlemler yapabiliriz. Önemli olan nereye işlem yapmak istiyoruz ve nasıl bir işlem yapmak istiyoruz. Tıklandığında daha kolay. O yüzden de daha çok tıklandığında kullanıldığından dolayı ben burada click diye değiştirdim. Ve her bir tıklama işlemi gerçekleştirdiğinde otomatik olarak bu işlemi tetikleyebiliyoruz. Bir de tabii ki form'un submit event'ı var. Bizim için çok önemli bir event. Onu da daha sonra yeni bir videoda göstereceğim. Burada önemli olan şey sizin event listesinden gelip istediğiniz event'ı bulup daha sonrasından da onunla ilgili işlemler yapıyor olmanız. Süper. Bu videoda da DOM'un içerisindeki aslında etkinlikte nasıl kullanacağımızı, nasıl bakabileceğimizi öğrendik. Yeni videoda görüşürüz.